Son 2 günde beraberiz. Bir sonraki inşallah Allah nasip kısmet ederse sizi ağırlamam seçimden sonra olacak. Seçimden sonraki başlıkları konuşacağız ama son 2 günde çok başlık var. Benim de merak ettiğim, sizlerin nasıl yaklaşacağınızı, değerlendirmelerinizi merak ettiğim başlıklar var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır ve Batman'daydı. Buradan verdi mesajlarını son 2 günde ve şöyle söyledi. Bu ülkede 85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye terörle bedel ödetüldü. Bizim buna tahammülümüz yok. Bu tehdidi bertaraf ettik. Artık ülkemizi bu yükten tamamen kurtarma vaktidir dedi. Kapımız teröristlere de, terör örgütleri gölgesinde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır. Listelerini terör örgütünün belirlediği parti olamaz ifadelerini kullandı. Ve bir de şöyle söyledi. Herkesle her şeyi konuşmaya varız ama kapımız terör örgütlerine ve onların güdümündeki siyasetçilere kapalıdır. Burada kasıt nedir diye Mehmet Şahin, buyurun sizinle başlayalım. Mesela Meral Danış Beştaş'tan bir süredir 1 Nisan sonrası için acaba bir adım gelir mi sorusu sorulurken bizim çözüm ve diyalog talebimiz hala baki diyor Beştaş. Bunu seçimlere indirgetmeyiz. Bizim 2028'e kadar bekleme lüksümüz de yok. Biz 1 Nisan sonrası başka bir süreci görür müyüz? Şimdi ben bunun bir seçim döneminde kullanılan bir spekülasyon olduğunu düşünüyorum, açıkça söyleyeyim. Çünkü şöyle, burada biliyorsunuz 2013-14 sürecine bazıları atıf yapmaya çalışıyor veya seçimden sonra acaba bu konuda yine bir gelişme olabilir mi filan diye ben bunu seçim sürecinde kullandıklarını düşünüyorum. Burada net bir tavrı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, işte siz de söylediniz, dün ben de izledim. Diyarbakır'daki ve Batman'daki konuşmasına baktığınız zaman net bir şekilde İstanbul'da ne konuşuyorsa, Kahramanmaraş'ta hangi cümleleri konuşuyorsa, PKK terör örgütü ve KCK altında faaliyet yürüten siyasi parti hüviyetini bir şekilde kazanmış diyeyim, bugünkü DEM hakkındaki görüşünü Türkiye'nin her ilinde aynı şekilde dile getiriyor. Yani terörle mücadelenin devam edeceği konusunda, ki bu sadece biliyorsunuz söylem olarak değil. Şimdi iktidar partisi aynı zamanda yürütmenin başı olarak biliyorsunuz hem içeride terörle mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor, hem de sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Suriye'deki varlığımızdan bahsediyorum, terörle mücadele. Hatta yazın tamamen kalıcı olarak çözeceğiz, bitireceğiz terör belasını açıklaması gelmişti Cumhurbaşkanı'ndan. Bir yandan da bunlar böyle eş anlı açıklamalar olarak önümüze çıkınca soru işaretleri doğdu. O nedenle de soruyorum. Mesela Leyla Zaman'ın da derin dondurucudan çıkarılmalı çözüm süreci açıklamaları vardı. Geçtiğimiz haftalarda, aylarda çok konuşmuştuk. Buyurun. O çizgiden gelen kişilerin kendilerini güya terörü destekleyen bir grup değil de böyle çözüm yanlısıymış, işte barış yanlısıymış, tırnak içinde söylüyorum bunu, bir hava yaratmanın bir açıklaması, bir sonucu olarak görüyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın, bugün yürütmenin başı olarak ve Cumhur İttifakı'nın tavrı net. Bir kısmı yorum, şimdi söylediğim, bir kısmı da bilgiler. Terörle mücadele konusunda özellikle içeride zaten biliyorsunuz nefes alamaz noktaya getirildi. Suriye ve Irak'ta Amerika dahil, onu söylüyorum, Amerika dahil, arkasında kim olursa olsun bu terörün kökü kazanacak ve mücadele devam edecek. Bu konuda şu andaki siyasi iradenin tavrı tamdır. Sağlam bir irade var. Bu konuda en ufak bir şüphe yok, onu söyleyeyim. Zaten bu irade olduğu için Türkiye'nin etkinlik gösterdiğini, sonuç aldığını gördükleri için terör örgütünün üyeleri ve sempatizanları, farkındaysanız, Avrupa'da yakaladıkları alanı bu defa kullanmaya kalktılar. İşte en son hepimiz takip ettik. Belçika'da biliyorsunuz bu tür gelişmeler yaşandı. Bu Avrupa'daki burada provokasyonları Türkiye... buna bağlıyorsunuz siz. Tabii ki, çünkü nefes alamaz durumdalar. Yani en ufak bir harekete geçtiklerinde Türkiye kafalarına biniyor. Özellikle hem alan hakimiyeti, istihbarat hakimiyeti, savunma sanayinde yakalamış olduğu etkinlik, güç PKK'yı ve onlara destek verenleri oldukça zor durumda bırakıyor. Bunu sadece Mehmet Şahin olarak söylediğim için böyle değil. Bu zaten bu konuları takip eden, Suriye ve Irak'taki gelişmeleri takip eden ve onların açıklamalarına bakan herkes bunu görür. Burada Türkiye'nin iradesinde en ufak bir geri adım olmayacak. Keşke bu herkeste olsa, çünkü benim gördüğüm keşke bu herkeste olsa dememin amacı şu. Çünkü bu yapı, işte siz de söylediniz, terör örgütüne ve terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanlara biz siyasi parti olarak görmeyiz. Kapımız yaklaşım kapalı. Şu, ortada bir net bir şey var. Bunu göz önünde almayarak hareket ediyor bazıları. Bazıları söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği var. Yani bu gizlenen bir şey de değil. Yani burada o zaman Cumhurbaşkanı'nın hedefi Cumhuriyet Halk Partisi. Ya KCK altında, KCK'yı bilmeden, tekrar söylüyorum, KCK'yı bilmeden ne PKK'yı, ne YPG'yi, ne DEM'i, ne HDP'yi, ne Yeşil Sol'u filan anlayamazsınız. Ama burada bu KCK yapılanmasını bilmeden, hem içerideki hem bölgedeki o dalları budaklarını bilmeden yorum yapıldığı zaman bu havada kalır. Yani adamların belediye başkan adaylarını bile işte Kandil'den belirlendiği bir süreç yaşanıyor. Bu Türkiye'de ona göre önlem alıyor ama maalesef bunu söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Bir taraftan da bu yapıyla demi kastediyorum, işbirliği yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Böyle bir durum var. Ben şöyle düşünüyorum. Elbette ki her siyasi parti hüviyetini kazanmış yapı demokratik çerçevede siyaset yürütmesi gerekiyor. Terör örgütünün gölgesinde değil. Terör örgütünün gölgesini gördüğünüz andan itibaren orada bir mesafenizi koyup tavır almanız gerekiyor. Ama maalesef Türkiye'de seçim süreçlerinde buna dikkate almayıp şunu kastediyorum. İstanbul, Esenyurt'ta farklı cümle kullanıp Diyarbakır'da farklı konuşma yaparsanız veya işte Afyon'da farklı bir cümle kullanıp Balıkesir'de farklı bir cümle kullanırsanız, işte bir taraftan işbirliği yaparken bir taraftan da Antalya'da olduğu gibi dün örneklerini gördüm. Biraz takip ettiğim Antalya'da işte biz Cumhuriyet'e sahip çıkacağız derseniz burada çelişkiyi toplum görür, yani Türk milleti görür. Yani farklı illere göre farklı söylem kullanmayacaksınız. Dün Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gitmiştir, Batman'a gitmiştir. Hangi ilde son cümlem olsun, ilk tur için hangi ilde hangi cümleleri kullanıyorsa ve terör konusundaki tavrı neyse Diyarbakır'da da aynısını söylemiştir. Batman'da da aynısını söylemiştir. Çünkü bu terör faaliyetinden, terör örgütünden ve bununla işbirliği içinde olan veya bu KCK yapılanması altında faaliyet yürütenlerden en büyük zararı Diyarbakır görmüştür, Batman görmüştür, Kürt vatandaşlarımızın yoğun yaşamış olduğu yerler görmüştür. Çok kısa bir şey soracağım. Peki o halde az önce KJ'mizde de vardı Sayın Şahin. Yeni dönemin kapısını aralayalımla Cumhurbaşkanı'nın kastı neydi bu sözle? Bir dönemin kapısını aralayalım demek burada net bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın tavrı, terörle mücadelemiz devam ediyor. Biz bu konuda sürecimizi işleteceğiz. İrademiz tamdır. Bu terör gölgesinde siyaset yapanlarla biz onları siyasi parti olarak görmeyiz. Burada gidiyorsunuz, ne düşündüklerinizi bölgedeki insana anlatıyorsunuz. Bir şey söyleyeyim bu sorudan dolayı, Mustafa Bey de kusuruma bakmasın, belki uzattım biraz. Ben sordum. Mesela tüm siyasi partilerin şöyle yapmasını ben doğru bulurum. KCK altında faaliyet yürüten bir siyasi yapı hüviyetini kazanmış bir organizasyon, parti neyse demi kastediyorum. Bununla işbirliği yapılacağına AK Parti'nin yaptığı gibi veya Cumhur İttifakı'nın yaptığı gibi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgeye gidip terör konusunda konuşmalar yapmasını, doğrudan halkla iletişim kurmasını, İYİ Parti'nin de diğer partilerinde, muhalefet partilerinde bunu çok önemserim. Yani şöyle söyleyeyim, Diyarbakır'a gidip mesela Diyarbakır'daki süreci, yani biz sizinle işbirliği yapalım, Diyarbakır'da siz varsınız burada tarzı bir yaklaşımla orayı bir anlamda KCK altında faaliyet yürütenlere teslim etme politikasını gütmek mi Türkiye'nin geleceğine, Cumhuriyet'in geleceğine katkı sağlar? Yoksa doğrudan gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya herhangi bir muhalefet partisinin kendi politikasını anlatarak evet AK Parti'yi eleştirebilirler çünkü iktidar partisi eleştirilir. Bu yapılması gerekiyor. Ben AK Parti'nin bu bölgesel politikasını beğenmiyorum ama HDP'den de mutlaka, işte bugünkü DEM'de mutlaka bunların terörle ilişkisinden dolayı bölge halkının zarar gördüğünü dile getirip çarenin kendilerinde olduğunu anlatmaları hem kendi partileri açısından hem bölge halk açısından büyük katkı sağlar diye düşünüyorum. Ama bunu yapmıyorlar. İşbirliği yaparak, hatta o yaptıkları işbirliğinde gizleyerek bir süreç işletiyorlar ama Türk milletinin gözünden hiçbir şey kaçmıyor tabii ki. Sayın Balbay, DEM'le işbirliği yapan bir CHP var der Sayın Şahin ve mesela farklı illerde farklı söylemler, Antalya'da farklı, Esenyurt'ta farklı, Balıkesir'de farklı söylemleri var der CHP için. Siz ne dersiniz? Şimdi tabii bir defa Diyarbakır'da miting yapılmasını ben de önemsiyorum. Bereket, Anadolu diliyle söylemek gerekirse şükür ki seçime 3 gün var ve seçim kendi doğası içinde, siyasal rekabet içinde devam ediyor. Ben ola ki bu süreci konuşamayacağımız, işin içine şiddetin ve hiç kimsenin istemeyeceği şeylerin olabileceği durumlardan endişe ediyordum. Ama bundan 2-3 gün kaldı. Dileriz böyle devam eder ve milletin iradesi sandıkla tecelli eder. Biz de önümüzdeki hafta sizin vurguladığınız gibi seçim sonuçlarını konuşuruz. Bu önemlidir. İkincisi, AKP'nin ortağı Hüdapar'dır. AKP Hüdapar'la seçime girmiştir. Hüdapar Hizbullah'la ilişkilerini saklamamıştır. Geçmişte düşüncelerinin ne olduğunu mecliste de dile getirmiştir yeri geldikçe. Ve bu Türkiye toplumunun, bu ülkenin büyük çoğunluğunun benimsemediği düşüncelerdir. Ama yasaların dışına çıkmadıkları sürece ben onlara da kapatılsınlar, yasaklansınlar diyemem. Bizi izleyenler Hüdapar diye internette yazdıklarında bu partinin amaçlarının, hedeflerinin anayasaya karşı nasıl tutum içinde olduklarını çok iyi göreceklerdir diye değerlendiriyorum. Bu birincisi. İkincisi, Erdoğan Diyarbakır'da DEM'i muhatap almıştır. DEM'i Türkiye'nin bir yasal parti olarak görmüş. Dünkü açıklamalardan siz bu okumayı mı yaptınız? Evet, onların siyasetinin işportaya çıktığını, toplumun onaylamadığını eleştirmiştir. Ama muhatap olmuştur. Bu da önemlidir. Üçüncüsü, Erdoğan, biz herkesle her şeyi konuşuruz. Ucu çok açık bir cümledir ve güzel bir cümledir. Tabii ki teröre karşı olmak kaydıyla. Örneğin ben de bu cümlenin altına imza atabilirim. Teröre, şiddete ve nefrete, ülkenin bütünlüğüne karşı ülkenin bütünlüğüne yönelik bir hedef içermediği sürece herkesle görüşülebilir ve konuşulabilir. Şöyle söylüyor, herkesle her şeyi konuşmaya varız ama kapımız terör örgütlerine de, onların güdümündeki siyasetçilik oynayanlara da kapalı. Evet. Şimdi orada tabii diyelim ki DEM Partisi de zaman zaman o ayrıdır, biz ayrıyız diyor. DEM Partisi şu anda Kandil, Diyarbakır, Ankara, İmralı ve Edirne olmak üzere 5 ayrı yerde siyasetin pişirildiği bir parti görünümünde ve zaman zaman bunların birbirleriyle çeliştikleri dikkati çekiyor. Leyla Zana'yı bunlardan şuraya yakın diye bir değerlendirme yapmayı biraz ileri buluyorum. Farklı bir duruşu var. Ahmet Türk'ün farklı bir duruşu var. Onların kendilerinden durup dururken seçime bir hafta kala ben de şu görüşü savunayım diye ortaya çıktıklarını sanmıyorum. Pişen bir siyasetin dışa yansımasını Leyla Zana ve Ahmet Türk üzerinden kamuoyuna söylediklerini değerlendiriyorum. Şimdi terörle bir mücadele bir bütündür Sena Hanım. Şimdi Erdoğan Diyarbakır'da IŞİD'e de faşist 2 defa altını çizerek bir terör örgütü olarak niteledi. Şimdi bununla bağlan terörle mücadele anlamında bunun yanına koymak istiyorum. Belki ayrıca da konuşmak gerekir. Moskova'da 22 Mart Cuma günü meydana gelen saldırıdan 2 gün sonra saldırganlar kamuoyuna videosu yayınlandı. Ve biz Türkiye'den geldik dediler. Rus istihbaratının bunu bir acemilikle, heyecanla bunu kamuoyuna açıkladığını düşünmüyoruz herhalde. Türkiye diyerek bir mesaj veriyorlar. Ertesi gün İçişleri Bakanlığı 30 ilde Sena Hanım, 30 ilde operasyon düzenledi. IŞİD operasyonu. Bizde böyle bir şey yok. Bizde terörist barınamaz demedik, diyemedik. Ne yazık ki Türkiye'deki 15 milyonu bulan bu tabii ki büyük çoğunluğu can havliyle geldi ülkemize. Ama içinde teröre sempatiyle bakan binlerle ifade edilen grupların da olduğu bu özensiz göç diye de iktidarın tanımladığı, düzensiz düzeltiyorum, düzensiz göç diye tanımladığı bu bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve biz Sena Hanım İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. 30 ilde IŞİD operasyonu yaptım diyor. 147 kişiyi gözaltına aldım diyor. Bu 30 il bir bölge değil. Sinop'tan Antalya'ya, İstanbul'dan Urfa'ya, Samsun'dan Yalova'ya kadar 30 ilde. Demek ki ülkenin pek çok yerini sarmış bir kanserle de karşı karşıyayız. İktidarın özellikle Suriye politikasında izlediği yolun, yanlışların, sonuçlarını da çekmekteyiz. Terörle bir mücadele bütündür. PKK ile IŞİD çok farklı örgütler ama kullanım amacı, daha doğrusu bir gerisinde onları kullananların aşağı yukarı aynı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu en iyi Mehmet Şahin biliyor. İşte burada Türkiye'nin terörle mücadelede bence Diyarbakır'da nerede konuşursa konuşsun Erdoğan, muhalefeti de oraya yamamak üzerine bir siyaset planlamış durumda. Doğrusu ben olsam teröre karşı en geniş toplumsal ve siyasal mutabakat peşinde koşarım. CHP'nin böyle bir yanlışını gördüğümde bunu seçim meydanında kullanmak yerine bunu yanlış bulduğumu söyler bir başka yere çekmeye çalışırım. Şimdi Sena Hanım şöyle bir 10 halkalı bir zincir düşünün. Terörle mücadele böyle bir zincirdir. Bunun bir halkası Mehmetçik'tir. Bir halkası diplomasidir. Bir halkası iç barıştır. Bir halkası teröre eleman gönderen yerlerdeki hassasiyetlerdir. Bu bir halkası dış bağlantılardır. Bu zinciri çektiğinizde en zayıf halkadan koptuğunda kuvvetli halkaların bir anlamı kalmaz. Şu anda Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı geçen ay Suriye'de YPG yani PKK'nın Suriye'deki uzantısını resmen ziyaret etmiştir. Evet. Çok etkilendim demiştir. Yüz yüze görüşmek bana müthiş bir duygu verdi demiştir. Bunlar benim uydurduğum sözler değil. Kendileriniz uydurduğu sözleri. Eğer siz Amerika'ya terörle mücadelede, PKK ile mücadele evet ama Suriye'deki bu ziyaretini açıkça eleştirip bunu yapamazsın, yaptığın sürece ben de şunu yaparım diyemiyorsanız iş yarım kalır Sena Hanım. Şu anda Türkiye'nin gerek ekonomideki zorlukları nedeniyle ki Mehmet Şimşek Amerika'ya gitti para nedeniyle, Hakan Fidan Amerika'ya gitti terörle mücadele nedeniyle. Başka şekillerde Amerika'yla şu anda Türkiye'nin çok farklı bağlantıları var. Amerika bir küresel güç. Evet tabii ki küresel güçle ben seni yenerim diye değil, olabildiğince iki muhatap eşitliği içinde görüşmek gerekir. Bu konularda ben Türkiye'nin iktidarın sürdürülebilir bir siyaset içinde olmadığını görüyorum. Döneme göre değişebilen ve döneme göre tıpkı ekonomide dün bu kardeşiniz olduğu sürece faiz yükselemez deyip bugün seçime 5 kala faizleri 5 puan yükseltmek gibi ülkelerle diyalogda da terörle mücadeleyi bazen ikinci plana itebilen, bazen başka varlık nedenlerini öne çıkarabilen bir politikayla karşı karşıyayız. Ben bu ülkenin bir yurttaşı olarak mesele terörle mücadele ise bir parti farkı gözetilemez. Öyle düşünüyorum. Ama Erdoğan'ın Diyarbakır konuşmasında da evet partine oy isteyebilirsin ama senin dışındaki herkesi neredeyse terörle bağlantılı ilan etmenin ülkeye yararı olmadığını düşünüyorum Sena Hanım. Peki teşekkür ederim. Size geleceğim. Zaten birkaç soruyla benim de merak ettiklerim var. Onları da siz de yanıtınızı verirken eklerseniz sevinirim. Mesela AK Parti Hüdapar işbirliği yaptı seçimde dedi Sayın Balbay. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer oradan bakacaksak buradan da böyle bir durum var der. Bir de bu ülkeyi saran bir kansermiş. Özellikle DH Horasan, bunun yükselişi Türkiye'de de bazı girişimleri olduğunu geçtiğimiz aylarda gördük. Saldırı girişimleri. Bu böyle ülkeyi saran bir kanser midir? Burada eğer bu bir zincirse az önceki tariften zayıf halka mıdır? Ne dersiniz? Şimdi direkt söyleyeyim. Bugün biz hatta programdayken bir basın toplantısı düzenleyip Demliler biz artık KCK altında faaliyet yürütmüyoruz. Biz terör baronlarının gölgesinde değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları çerçevesinde demokratik siyasetin içinde varlığımızı sürdüreceğiz. Biz Türkiye'nin milli birliğine ve bütünlüğüne tehlike değiliz. Ve terörle bu andan itibaren hiçbir bağımız olmayacak açıklaması yapsa kim buna karşı çıkar? Sevgili Şahin, Hüdapar soruldu, demden girdiniz. Söyleyeyim. Nasrettin Hoca'nın anahtarı aydınlıkta işte araması gibi oldu. Geliyor. Söyleyeceklerim geliyor. Siz de ne geldiğini fark ettiniz. Güçlü bir argüman. Hayır. Böyle Hüdapar bir açıklama yapsa. Hüdapar soruldu. Böyle bir onu açıklıyorum. Böyle bir açıklama yapsa, bugün biz yayında olduğumuzda 40 yıldır diyelim ki terörden çekmiş, her anlamda zarar vermiş, her anlamda yükünü taşımış bu milletin mensubu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak evet ya bu bitti der miyiz? Bu bitiyor der miyiz? Yani bekleme süresi koysak bile ha iyi gelişmeler oluyor der miyiz? Yoksa müflis, tüccar hesabı başka şeylerin peşinde mi koşarız? Geçen seçimlerde, şimdi geliyorum, Hüdapar'la biliyorsunuz AK Parti birlikte diyelim ki işte şey yaptı, seçimde ortaklık yaptı. Hüdapar'a demediğini bırakmadılar. Genel Başkanı Zekeriya Bey çıktı. Kim mecliste olduğum için söylüyorum. Hem konuştu hem de Hüdapar'ın diğer vekillerle konuştular. Hatta onların seçim beyannamesi üzerinden geçmiş dönemdeki bütün cümlelerin konusunda tek tek açıklama yaptılar. O yapılan açıklamayı maalesef demlenenler hiç görmediler. Ne ağızlarını aldılar ne de gazetelerinde ve yayın organlarında, medyalarında yer verdiler. 90'lar üzerinden eleştiriye devam ettiler. Böyle bir süreç işleniyor. Bu konuda Hüdapar Genel Başkanlığı ve yetkililerinin terör konusundaki ve Türkiye Cumhuriyeti konusundaki birliği bütünlüğü konusundaki şu andaki yaklaşımını açıklayan resmi tonlarca açıklama var. Ama dikkat edin bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak yaptığı, sarıp sarmaladığı, hatta demlerden bile daha çok savundukları partinin eş genel başkanı daha dün terörist başı Öcalan'a övgüler dizerken tam bir suskunluk içinde olduklarını, işbirliği yaptıkları ortaklarına karşı tam bir üç maymunu oynadıklarını görüyoruz. Onun için bu ilk soruya şöyle bir şey söyleyelim. Bu iddiayı geçelim. İki, ilginç bir şey daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bunu içten isteyerek söylüyor. Burada Sayın Balbay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel politikasından bazen ayrıldığını görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor, onu söyleyeyim. Bazen, tamamen değil, bazen ayrıldığını görüyorum. O da şu, terör konusunda Sayın Balbay'ın cümlelerine baktığımda Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi Mustafa Balbay'da görmüyorum. Bilmiyorum, bugüne kadar görmedim. İnşallah bundan sonra da görmem. Çünkü eğer Cumhuriyet Halk Partisi iki şey yapsa, evet ya diyeceğim, bu Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten Türkiye'ye en çok zarar veren terör örgütü ve bunların bileşenleri konusunda hassasiyet taşıyor diyeceğim, mutlu olacağım. AK Parti milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu iki tavrından mutlu olacağım eğer görürsem. Bunu görmek için de çok özenle her cümleyi takip ediyorum. O da şu. Bir, mesela Demlilerle, geçmişte HDP'yle, bugün Demlilerle görüşme yaptıklarında ya kardeşim sizin maliyetiniz bize çok oluyor. Geçen seçimi kaybetmeme nedenlerimizden biri bu. Pragmatik baksalar bile. Siz niye terör örgütü PKK ile ilişkilerinizi sürdürüyorsunuz? Bu Türkiye'ye zarar veriyor. Bu PKK ile ilişkinizi sonlandırın diye hiçbir ortak açıklama ve bu geçen seçimden bu yana söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tek bir cümle duyan var mı içinizde? HDP ile bir araya geldiklerinde tekrar söylüyorum, kamuoyu önünde çıkıp siz bu terörle ilişkinizi kesin. Ya bu yürütülen bir şey değil. Bak biz de bundan zarar görüyoruz, Türkiye'de zarar görüyor, Kürtler de en çok onlar zarar görüyor, onu söylüyorum. Bu konuda en ufak bir açıklama duyan var mı içinizde? Ben duymadım. Bu konuda hiç bir söz söylemedikleri gibi işte bunu bekliyorum. Böyle bir şey söyleseler evet diyeceğim ya. Bunlar alternatif olabilir, bunlara oy verilebilir diyeceğim. Şimdi bu yapı madem ilişkisini koparmıyor, daha dünkü konuşmayı size aktardım biraz önce. Hiç olmazsa evet ya, İktidar Partisi'nin bu Güneydoğu'da oy alıyor. En çok oy alan, Kürtlerden oy alan parti AK Parti'dir, onu da söyleyeyim. Bugün uzun süredir de böyledir. Hala Elan'da öyledir. Hem AK Parti'yi eleştirse Cumhuriyet Halk Partisi doğal olarak eleştirmesi gerekiyor. Hem de HDP'yi işte bugünkü deme eleştirerek, Diyarbakır'a ve Batman'a gittiğinde hem Erdoğan'ı hem AK Parti'yi hem Cumhur İttifakı'nı ve o bölgedeki demin de politikalarını eleştirerek ben Türkiye'nin bütünlüğü, bekası, geleceği açısından teröre hayır, terörle birlikte olanlara hayır diyorum, iktidarın politikasını da eleştiriyorum diye bir tavır ortaya koysa hem kendileri açısından iyi olacağını düşünüyorum, ben böyle düşünüyorum, hem de bölgeyi terör baronlarına ve onlara destek verenlere teslim etmeyeceğini düşünüyorum ve ülkemin geleceği açısından mutlu olacağını. Ama bu iki davranışı görmüyorum. Peki neyi görüyorum? Şunu görüyorum. Ortaklık başladığı andan itibaren çok ortaklıklarını da açıklamıyorlar. Farklı kavramlarla Türk milletini kandırıyorlar. Ve farklı illerde bu devam ediyor. Peki neyi görüyorsunuz? Kent uzlaşısı kavramını mı kastediyorsunuz burada? Mesela tezkereye hayırı görüyorum. Şimdi konuşuyoruz. Ben Türkiye'nin terörle mücadelesini destekliyorum deniyor. Peki o zaman diyelim Cumhuriyet Halk Partisi mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun süredir hem Suriye'deki sınır ötesi operasyonlara hayır diyor, hem de HDP ile birlikte, DEM'le birlikte hayır diyor, hem de Irak'ta hayır diyor. Peki CHP'nin ve DEM'in demiş olduğu çizgiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karar çıksa ne olacağını hepimiz biliyor muyuz? Sadece bir düşünelim. Türk güvenlik güçlerinin tamamının, unsurlarının nereden çıkması gerekiyor? Suriye'den ve Irak'tan çıkması gerekiyor. Bunun Türkçesi ne? Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Buyurun kardeşim, size Irak ve Suriye'de önünüzü açtık, otoban yaptık size. Burada istediğiniz şekilde ne yapabilirsiniz? Terör kuşağını oluşturabilirsiniz anlamından başka hiçbir şey taşımıyor. Ben bunu görüyorum. 2. Genel başkanı seçiliyorsunuz. Bir önceki genel başkan da, genel başkan ilk konuşmasında selam gönderdiği kişi kim? Selahattin Demirtaş. Böyle mi siz terör hassasiyeti taşıyacaksınız? Böyle mi Türkiye'nin cumhuriyete sahip çıkacaksınız? Yani böyle mi Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vereceksiniz? Onun için samimiyet gerekiyor. Afyon'da ne konuşuyor iseniz, Balıkesir'de ne konuşuyor iseniz, Diyarbakır'da onu konuşacaksınız. Batman'da onu konuşacaksınız. Antalya'da nasıl hareket ediyorsanız Şırnak'ta o şekilde hareket edeceksiniz. Şeffaf olacaksınız. Yaptığınız ittifakı saklayarak Türk milletini kandırmaya çalışmamanız lazım. Devam edeyim. Şimdi bir sürü şeyler söyleniyor. İşte DAEŞ konusu. Evet, bugün sadece bizi izleyen vatandaşlarımız açısından söylüyorum. Terörle mücadele konusunda Türkiye yalnız bırakılmıştır. Tekrar söylüyorum. Terörle mücadele konusunda bugün Türkiye'deki hem güvenlik güçleri hem siyasi irade hem müttefikleri tarafından yalnız bırakılmıştır. Hem de muhalefet tarafından yalnız bırakılmıştır. Yani bu nettir. Haritayı şöyle bir geri çekilip sadece Ankara'ya odaklanmayıp bir geriye baktığınızda Türkiye'nin komşularını da içine katıp, yani buna Ege bölgesini, Yunanistan'ı, Ermenistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi falan kalktığınızda burada nasıl bir çemberin içinde olduğunu görürsünüz ve farkındaysanız Türkiye burada tek başına sağlam bir irade koyarak devam ediyor. Bir taraftan seçim süreci var diye pamuklara sarılanların desteklediklerine karşı, terör örgütüne karşı mücadele edilirken, bir taraftan da onlarla işbirliği yapan DAEŞ, IŞİD, neyse farklı isimlerle anılıyor biliyorsunuz. Onunla devlet olarak mücadele eden tek ülkenin de Türkiye olduğunu bilmek gerekiyor. Suriye'deki ilk operasyonunu Türkiye kime karşı yaptı Fırat Kalkanı'nı biliyor musunuz? DAEŞ'e karşı yaptı. IŞİD'e karşı yaptı. Bu operasyonlar başladığında ne oldu? Onu da ben size söyleyeyim. Bugün demin çizgisinden gelenlerin desteklemiş olduğu PKK'nın önünü açanlar ve PKK terör örgütünün IŞİD'e karşı mücadele ettiği yalanıyla bölgede zemin tutmak isteyenler ve buna destek verenler bir şeyi görmediler. O dönemde Türkiye, DAEŞ'e ve IŞİD'e karşı Fırat Kalkanı konusunda mücadele ederken, BBC'de de yayınlandı bunlar, Rakka'dan 0 otobüslerle DAEŞ'liler Türkiye'yi zora sokmak, Suriye'de operasyonu zora sokmak, PKK'ya ve PYD'ye, YPG'ye destek vermek için Batı'ya taşıdılar, terörist taşıdılar. Bunları bölgeyi iyi bilenler, yakinen takip edenler iyi bilirler ki ben de bu konuda mütevazı olmayacağım. En iyi takip edenlerden biri olduğunu bilirim yani Suriye ve Irak'ı en iyi takip edenlerden, bu konuda Türkiye'nin ne yaptığını en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Alanda gayet iyi bilirim. Bunlar yaşandı. Bunlar sesi çıkmadı. Onun için Türkiye bugün hem DAEŞ'e hem PKK'ya karşı en güçlü bir şekilde sağlam iradeyle mücadele eden en önemli ülkedir. Bunun görülmesinde de fayda vardır diye düşünüyorum. Elbette ki mücadele edecek. Her terör örgütüne karşı müsamaha gösterilmeden, onların destekçilerine de karşı müsamaha gösterilmeden bu devam edecek. Keşke alternatif olan her partimizin terörle mücadele konusunda aman onları küstürmeyelim diye üç maymunu oynamaya devam etmeleri toplumu çok huzursuz ediyor. Güven vermiyor. Siyasette kazanmanın en önemli şeyi geçen hafta da söylemiştim, güven. CHP'yi mi kastediyorsunuz Sayın Şahin? Peki. Sayın Balbay, yani üç maymunu oynayıp topluma bu güven vermiyor der Sayın Şahin. Buyurun. Tabii. Şimdi tabii sevgili Şahin soruları istediğine yanıt verdi, istediğine yanıt vermedi. Örneğin Amerika'nın Suriye'de YPG'yi ziyaret etmedeki aşkına sessiz kaldı. IŞİD 30 ilde IŞİD operasyonu neden yapılıyor? Sessiz kaldı. İsterseniz bu meclise çevirmeyelim burayı, sataşma var deyip söz hakkını siz kullanabilirsiniz ama isterseniz sıramızı kullanalım. Çok dengeli gidiyor şu anda aşağı yukarı ve sevgili Şahin Erdoğan'dan çok etkilenmiş, her şeyi CHP'ye bağlıyor. Ankara'ya bu yıl kar yağmadı muhtemel CHP yüzünden. Geçen hafta meteoroloji yağdı, Perşembe günü beraberdik, Ankara'da kar yağdı çok diye konuştuk. Ama çok Ankara'ya kar yağdı. İlk defa yağdı. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya kar yağdı, bunu da söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de DEM Partisi'ne ittifak yaptı, bunu da söylüyoruz. Yani burada gözümüzü kapatmayalım. Meteoroloji, karla bakın. Yani meteoroloji her şeyi CHP'ye bağlıyorsunuz. Sevgili Şahin, her şeyi CHP'ye bağlıyorsunuz. Bu kaçmak. Buyurun. Her şeyi CHP'ye bağlayıp soruları yanıt vermeye çalışmak, bu Nasrettin Hoca'nın Samanlık'ta kaybettiği anahtarı daha aydınlık diye caddenin ortasında aramasına benziyor. Bir defa daha konuşacağımız çok konu var diye değerlendiriyorum ben Sena Hanım. Çünkü ama bir saatin sonunda bu konuyla geldik. Öyle açınca bu konu tabii. Hani seçimler var, seçim sonrası ekonomi var bence. Hani yine şu gelinen büyük kentler var. Onları da konuşacağız ama bu çok önemli bir konu. Haklısınız. Bir defa hani Sayın Şahin'in çalıştığı alan itibariyle söylüyorum. Bir eğit donatı anımsasın. O bölgeden pek çok insanı geldik, Türkiye'nin pek çok yerinde eğittik, donattık. Onlar terör örgütüne gittiler. Çünkü iyi hesap edilmedi. Kimleri aldığımızı çok iyi öngöremedik. Ve o nedenle de pek çok ülke, Yozgat'a kadar kamp kuruldu Sena Hanım Eğit Donat Projesi çerçevesinde. Ama orada üstelik de bizim verdiğimiz silahlar terör örgütlerine gitti, IŞİD'e gitti, benzer örgütlere gitti. Şimdi burada ciddi bir konuyu Sayın Şahin şu anda mecliste olduğu için de gündemde tutmasını dilediğim bir konuyu orada bir düzeltme yapalım. Bakın Sayın Balbay, başınızı ağrıtır. Türkiye'nin verdiği silahlar IŞİD'e gitmedi. Başınızı ağrıtır. Aman gözünüzü seveyim, aman gözünüzü seveyim. Türkiye'nin verdiği silahlar IŞİD'e gitmedi, başınızı ağrıtır. Bunlar başınızı ağrıtır. Bu tür cümleleri bence dikkatli kullanmakta fayda var. Başıma ağrıtmaz. Yanlış cümle. Türkiye silah verdi ve onları kullanamadı. Ve o silahları parayla sattılar. bunlar raporlara girdi Sayın Şahin. Parayla sattılar o silahları. Yani çünkü bir doğal olarak bir ülke ruhu yok. Küçümsemiyorum bu insanları. Şimdi burada Sena Hanım, diplomasiyi AKP... Siz orada kara borsaya düşüp satılmış olmasını kastettiniz. Bu tarz şey, mesela Ukrayna'da da görülen örnek üzerinden. Peki buyurun netleştirmek şimdi, adına buyurun devam edin. Şöyle, şu terörle mücadelede en önemli unsur tabii ki kanını ortaya koyan, canını ortaya koyan Mehmetçik. Ve Mehmetçik'le ilgili diyelim ki bir operasyona, sınır ötesi bir operasyona gitmemesini istesek bile örneğin. Ama o karar alındıysa artık Mehmetçiğin arkasında durulur. Terörle mücadele en önemli unsurumuz Mehmetçiğimiz. Ama onun hemen arkasında en önemli unsurlarımızdan biri diplomasi. AKP diplomasiyi öldürdü. Diplomasi güçlü bir Dışişleri Bakanı değildir. Diplomasi Cumhurbaşkanı'nın ülkeleri tehdit etmesi değildir. Diplomasi o ülkelere gönderdiğin diplomatların işinin ehli, Türkiye'nin çıkarlarını öteden beri bilen ve diplomasi dilini konuşabilendir. Biz diplomaside AKP gelinceye kadar Sena Hanım %10 meslek dışı büyükelçi, %90 meslekten gelen büyükelçi. Yani orada adım adım pişmiş, ondan sonra büyükelçi olmuş. Ama şimdi tersine döndü. Milletvekili seçilememiş AKP'den en önemli ülkeye büyükelçi gönderiyoruz. Milletvekili seçilmiş 2 dönem, 3. dönem biz seni diplomat yapalım diyoruz. Ya diplomasi başka bir şey. Ya sen çok iyi terzisin, ayakkabı dikimini sana verelim demek gibi bir şey. Çok iyi terzilik başka, ayakkabı dikmek başka. Bu gündemde çok fazla olmasa bile Türkiye'nin bence çok ciddi bir yarasıdır. İşte Sayın Şahin dedi ki Türkiye yalnızlaştırıldı terörle mücadelede. Bence işin yarısı yalnızlaştırıldı, öteki yarısı yalnızlığı seçti. Yalnızlığı seçti. Niye? Arkadaş, sen yıllarca Mısır Sisi'yi terörist ilan ettin. Bizler hatta Habertürk ekranlarında ya yapmayın, Mısır bizim Akdeniz komşumuz. Akdeniz komşumuz. Kıbrıs'tan Mısır 400 mil. Kıbrıs'tan Lazkiye 125 mil. Biz o ülkelerle Akdeniz komşusuyuz. Yapmayın bunu dedik. Bizim ne Sisi severliğimiz kaldı ne darbe severliğimiz kaldı. Şimdi ne oldu? Sisi ile Altakya Verkula. Şimdi de ben diyorum ki terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri Bağdat'la ve Şam'la iyi geçinmek demiyorum. Onlara teslim olmak demiyorum. Diyalog kurabilmek. Sen kuramazsan o diyaloğu başkası kurar. Ve oradaki terör örgütünü başkaları yönetir. Bizim şu anda Suriye ile sınırımız 950 kilometre Sena Hanım. Irak'la sınırımız 350 kilometre. Irak'la sınırımız dağlık. Ama Suriye ile uçsuz bucaksız bir düzlük 950 kilometre. Bunun soğuk savaş döneminde 550 kilometresi mayındı. Ne filmlere konu oldu, ne romanlara konu oldu o. Şimdi bütün onlar temizlendi ama bu sefer biz orada bereket yetişsin derken şimdi ne yaptık Sena Hanım? 7 metre duvar ördük. Adam ol, Şam'la iyi bir ilişki kur. Ne olursa olsun Şam'ı başkasına bırakma. 7 metre duvar öreceğine sen oraya kanal kur. Bereketi paylaş, kapın bereketini paylaş. Bunları hayal edebilmeli Türkiye. Eğer bunu yapamazsa biz şu anda bizim yaptığımız var ya sepete su doldurmak olur. Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Müsteşarı, Dışişleri Bakanı Bağdat'a gittiler. Benim aldığım bilgi, Sayın Şahin'de farklı bir bilgi varsa söylesin, Türkiye'ye istediğini vermediler. Niye vermediler? Çünkü Bağdat'ın ipi Amerika'nın elinde. Şimdi Mayıs ayında Erdoğan Amerika'ya gidecek. Orada neyi nasıl dengeleyebilirler? O ayrıca konuşabileceğimiz bir konu. Hani böyle bir sabah seçimden önceki programda çok derinleşmeyelim. Ben de ama dış politikayı hem alanım hem severim. Böyle açılınca hem dinliyorum hem de konuşmak istiyorum ama yerel seçime son 2 gün kaldı. Karjesi de altta olunca tabii. Ne yapacağımı bilemiyorum. Buyurun devam edin lütfen. Tamam, ben burada tutuyorum o kısmını. Dış konuyu hani ama terörle mücadele yok, biraz daha devam ederseniz Hanım, editörüm bana siz... yerel seçime son 2 gün diye Seval mesaj atacak şimdi, o yüzden. Buyurun. Şaka bir yana Sena Hanım, tabii siz Sena Hanım, siz genç kuşaksınız. Ve doğal olarak hani gazeteyi ne olur yanlış anlamayın. Ben gazeteciliğe 11 Kasım 1980'de başladım. 12 Eylül'ün gölgesinde. 1984 PKK terörüyle birlikte terörle mücadelenin içinde yoğrulduk. Uğur Mumcu'nun şu sözü hep benim için bir hani bu mücadelenin, gazeteciliğin böyle anayasasal birinci maddesi oldu. Nereden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun, kim yaparsa yapsın terörün her türlüsüne hayır. Bunu diyebilmek ve bunun etrafında dünyaya da bunu kabul ettirmek gerekiyor. Ben bu konuda o kadar çok büyükelçi tanıdım ki özellikle bu konuda eğitildiler. Çünkü örneğin öyle günlerden geçtik ki Sena Hanım, Hollanda, ya Türkiye'nin doğu sınırları yok. Doğu sınırımız bizim Sivas'tan başlıyor. Yani onun önce diplomatik mücadelesini veriyorsun. Sonra işte iki ülke arası ilişkilerin ekonomik ayağına giriyorsun. Almanya ile, İngiltere ile adım adım bu süreçlerden geçtik. Bizim PKK'yı terör örgütü olarak tanıtabilmemiz yanılmıyorsam 7-8 yılımızı aldı. İşte şimdi de bu IŞİD'le mücadelemizi, PKK ile mücadelemizi anlatabilmemiz lazım. Eğer sen bu terörle mücadeleyi meydan okumak olarak algılarsan bu teröristle mücadele olur Sena Hanım. Teröristle mücadele olur. Teröristle mücadele de bataklıkta sineklerle mücadele etmeye benzer. Terörle mücadele bazen Londra'da güçlü olmayı, Londra'da bir şey demeyi gerektirir. Bazen Hanover'de, büyükelçilikte, daha doğrusu Berlin'de bir şey demeyi gerektirir. Bunları AKP bir bütün olarak bakamadı. Diplomatlara monşer deyip küçümsedi. Meslek memurlarını ikincileştirdi. Ve bugün de dediğim gibi üst yöneticilerin çok sert konuşması değil olay. Hani meşhur bir söz vardır. Stalin işte Papa Stalin'e kızmış. Stalin de sormuş Papa'nın kaç askeri var demiş. İş askerine bakar. Diplomasi de bir anlamda askerdir fiili olarak. Zaten diplomasinin tanımı nedir? Siz dış politikadan geliyorsunuz. Savaşın başka silahlarla devamıdır. Bu yanını AKP kapattı, çürüttü, etkisizleştirdi ne yazık ki. Peki.